dakika bitecek. 8 Aralık'ta ne oluyor? Bitiyor. Ha, bitiyor. Merkür düze dönüyor. Aman. Ondan sonra yani aslında şöyle, daha öncesinde bitiyor. Hı hı. Mesela insanlar genel olarak hep suyum şey yapıyor. Evet, yudum su alayım. İnsanlar genel olarak hep şey yapıyorlar. Merkür'ün bittiği tarihi baz alıyorlar ama aslında Merkür'ün bittiği tarihten sonra bir 10 gün üstüne koymak gerekiyor. Çünkü gölgesi oluyor Merkür'ün. Yani o düz dönmeye başladıktan sonra bir de normal hızında ilerlemiyor. Daha yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de normal etkisini göstermiyor ve hala aynı etki gösteriyor. Öncesinde de mesela. İnsanlar o yüzden mesela hep Merkür'ün işte döneceği tarih ve durduğu dönmeden önceki tarih ve bittiği tarihe bakıyor. Aslında 10 gün, 15 gün öncesine ve sonrasına öncesi bakmak lazım. Öncesi ve sonrasında da bir şeyler oluyor gerçekten. Çok önemli. Sonrasında özellikle aslan burçları için ev, bütün evleriyle ilgili bütün konular, sakın bu dönem taşınmasınlar. Anneleriyle ilgili bütün konular, bütün sevgi konuları, aşk konuları. Aslan burcunun babaannesi taşınabilir mi? Aslan burcunun babaannesi hangi burca bağlı olarak taşınabilir tabii. Özellikle aslında ama Merkür ters dönerken genel olarak kimsenin taşınmaması lazım. Öyle mi? Tabii, çünkü taşındığınız zaman Merkür ters dönerken yani bütün elektronik işlemler, bütün iletişim konuları, işte insanlarla birbirini yanlış anlıyorsun. Mesela taşınırken bir şey anlatıyorsun, karşıdaki kişi seni anlamıyor. Ya da beraber çalıştığın çok insanlar... Çok önemliymiş bu. Çok şimdi önemli. Bizim Derya da astrolojiyle biraz... Ay diyor, ben bu eve diyor şurada taşınmışım, şu zamanda taşınmışım, öbür evde daha şöyle şöyleydi falan ve diye. Şöyle, çok önemli bir şeymiş çok, bu çünkü bahsettiğin çünkü o taşıdığın tarih aynı zamanda doğum tarihi oluyor. Ondan sonra hep öyle etkiliyor. Hmm. Yani Merkür ters dönerken mesela o eve geçtin, ondan sonra o evde hep elektronik konular ve hep iletişimle ilgili aksaklık oluyor. O yüzden Merkür ters dönerken taşımamak lazım. Aslında gezegenler... Herhangi bir gezegen ters dönerken... O arayı nereden bulacağız canım? Ben devamlı paylaşıyorum sosyal medyamda. Güzel. O araları, hiçbir gezegenin ters dönmediği aralar var. Mesela işte Eylül'de var, Ekim'de vardı. Şimdi mesela işte Aralık'ta var. Ondan sonra mesela Mart başında var. Devam paylaşıyorum. Şimdi onu. Aslan burçları taşınmayacak. Evet. Diyorsun ama aslan burçları genelde özellikle... de taşınma önermiyorsun bütün burçlar kesinlikle için. Bütün burçlara önermiyorum. Güzel. Yani aslında hiçbir şeye mesela imza atmamaları lazım. O da öyle, imza yani atılıyor çünkü gene. Neden? Merkür'ün özelliği şudur. Neden ters dönüyor senede 3 kez? Merkür ters dönerken diyor ki bu dönem sen dur, araştır, incele, sorgula. Mesela bir yere taşınacaksın ya da bir yeni işe gireceksin, atlama, incele, sorgula. Ya da bir şey yapacaksın, bir şey düşünüyorsun mesela, onu incele, sorgula, zaman ver. Güzel. Bittikten sonra aslında Merkür'ün ters dönme zamanları insanlar için inceleme, sorgulama, araştırma, kendini şifalandırma ve geçmişe dönüp bir bakma dönemidir. Tamam. Şimdi sonrasında Başaklar. Başak burçları için 3. evinde tamamen iletişim, bütün teknolojik konular, kardeşleri, aynı zamanda yayın. Bütün iletişim konularında özellikle çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Onlara kesinlikle dikkat etmeleri lazım. Ve aynı zamanda tabii 3. evlerinde mesela Venüs, Jüpiter kavuşumu olduğu için kardeşleri ya da iletişim kurdukları insanlarla ilgili özgürleşmeye gitmek isteyebilirler. Sonrasında terazi burçları için para. Tamamen bütün para konuları ve 2. ev aynı zamanda konuşma olduğundan dolayı kendileri konuşurken de bazı şeyleri yanlış söyleyebilirler. Mesela çok önemli bir konuşma yapacaklarsa... bu dönem yapmasınlar. Ya da mesela birisiyle çok önemli bir konuşma yapacaklar ya da bir konuşmaya çıkacaklar. Görüşmeye gidecekler. Görüşmeye gidecekler. Bu dönem yapmasınlar. Aralığın 8'inden sonra yapmaları çok daha sağlıklı. Akrepler için tamamen kendileri. O yüzden akrepleri çok genel etkiliyor. O yüzden akrepler bu dönem özellikle zaten aşk acıları ve duygusal konularla ilgili akrepleri çok etkiliyor. Ve aynı zamanda da akrepler genel olarak direkt kendilerini etkilediğinden dolayı genel olarak bu dönem dikkat etmeleri lazım. Yay burçları için onlar daha şanslı. 12. ev yani rüyalarını çok etkiliyor. Mesela geçmişe dönük çok rüyalar görebilirler. Aynı zamanda mesela mutlaka evlerine feng shui yapmaları lazım. Şeylerin de aslan burçlarının da mutlaka evlerine feng shui yapması lazım. Yani evde bir temizlik, bir düzenleme, işte renklerde daha böyle pozitif renkler seçmek, hı-hı, görsellerde daha pozitif görseller seçmek gibi. Ve aynı zamanda yay burçları mesela bu dönem bazı hayatından çıkarmak istedikleri şeylere yönelebilir. Hemen karar vermesin. Yani bu bir iş olabilir, ev olabilir, eşya olabilir, insan olabilir. Bununla ilgili hemen karar vermesin. Evet. Oğlak burçları için 11. bütün arkadaşları, kazançları,
iş hayatlarından elde ettikleri kazanç konuları, bütün bunlarla ilgili özellikle etkiliyor. Ve tabii Venüs-Jüpiter konuşumu olduğundan dolayı da iş hayatlarından özgürleşmek isteyebilirler. Bütün iş hayatındaki bazı insanlardan özgürleşmek isteyebilirler. Çünkü Venüs bağlayan, Jüpiter özgürleştiren olduğundan dolayı. Kova burçları için tamamen kariyer. O yüzden bütün kariyer hayatları, beraber çalıştıkları insanlar, işte bütün iş hayatları, bütün kariyer hayatlarını tamamen etkiliyor kova burçlarının. Ve tabii iş hayatlarındaki insanlardan ve iş hayatlarından da özgürleşmek isteyebilirler. Çok sıkılabilirler, böyle bunalabilirler. Göğüs ya da inanılmaz iletişim aksaklıkları yaşarlar. O yüzden kariyer hayatlarına bu dönem çok sakin, daha sakin olsunlar. Merkür ters dönümünden dolayı iletişimsel aksaklık olabildiğini bilsinler. Tabii kariyerde çok etkiliyor yani. Hani çok doğal olarak kariyer çünkü tamamen iletişim üstüne dayanan bir şey. Balık burçları için ama farkında olarak bunu çözebilirler. Yani herkes, bunları söylememizin nedeni aslında biz bir şeyi fark ettiğimiz zaman onu değiştirebiliyoruz ve çözebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Balık burçları için 9. ev baba. Bütün eğitim hayatları ve hayatlarında şans konuları. Bu konuları mesela, bu dönem birazcık mesela şanslarını bazı konularla ilgili daha düşük hissedebilirler. Babalarıyla iletişim problemi yaşayabilirler. Ve aynı zamanda eğitim hayatlarında tabii. Özellikle bu dönem sınavları varsa biraz zorlanabilirler. Ama geçmişten kalan şeyleri de tamamlamak için Merkür'ün ters döndüğü zaman çok iyidir. Mesela diyecek ki insanlar, hiç mi bir şey yapmayayım? Yapın ama geçmişte yarım bıraktığınız şeyleri tamamlayın. Tamam mı? Yani yeni bir şeye başlamak yerine geçmişte yarım bıraktığınız, daha önce başladığınız şeyleri tamamlayın. Hem de daha hızlı ve daha rahat bir şekilde tamamlayabilirler. Mesela bu dönem terapiye gitmek, kendini şifalandırmaya yönelmek, işte mesela psikiyatrist, psikolog gibi terapistlere gitmek müthiş iyidir. Geçmişle ilgili yapacağınız bütün çalışmalar çok iyidir. Geçmişe yönelik yazı yazmak, geçmişe yönelik film çekmek. Yüzleşmek. Geçmişle yüzleşmek çok daha kolaydır. Çünkü çok daha rahat geçmişe bakarsın. Evet. Aynı zamanda mesela geçmiş ya da tarihi filmler seyretmek, kitaplar okumak ve müzikler dinlemek çok daha güzeldir. Evet, genel anlamda balık bitirdin mi sözünü? Bitirdim, balıkla. Evet. Şu şeyi gösterelim. Ne bu konumuzun, böyle biz döndürelim pazartesinden itibaren. Kesinlikle. Konumuzun başlığını sen söyle. Konumuzun başlığı hangi gün hangi gezegeni temsil ediyor ve rengi ne renk? Hangi gün ne yapmalıyız ve hangi gün ne yapmamalıyız? Güzel bir ve konu. Ve aynı zamanda hangi gün ne renk giymeliyiz? Güzel. Böyle bir konu var. Çok güzel pazartesi. Bir şey. Pazartesi günü ay günü. Ay tamamen pazartesi günü aslında duygusal konular ve rengi beyaz. Biraz yukarıda tutabiliriz. Tabii. Şu şekilde. Kesinlikle. Evet. Ha, tamam. Okey. Rengi beyaz. Mesela pazartesi günü annelikle ilgili, annelerimizle ilgili yapacağımız her türlü konular, her türlü her şey çok iyidir. Ve pazartesi günü mesela duygusal konularla ilgili yapılacak her şey çok iyidir. Ama pazartesileri mesela genel olarak iniş çıkışlı bir gündür. Mesela aslında haftanın pazartesi başlaması çok iyi değildir. Yani evet. Gerçek şu ki aslında hafta pazar mesela başlasa çok daha iyi, çok daha bereketli, iş için, kariyer için, her şey için çok daha iyi. Tabii astrolojik bir şey bu. Evet, tamam. Mesela o yüzden pazar günü mesela insanlar mesela iş için birbirlerini aradıkları zaman telefonu açmazlar ya. Açsınlar, mutlaka pazar günü iş görüşmesi yapsınlar. Pazar